Magic Necmi burada, sevgili hocam Sinan Benger canım, burada, Selahattin Taşdöğen hocam burada. Hocam hoş geldin, özledim seni ya. Özledim hocam Beydir ya. Nevin, evet. Taşdöğen. Evet. Evet. Ama pardon, evet o diyecekti ya. Tanıştırmadın. Nevin Yılmaz Taşdöğen. Evet. Muazzam ya, ikizler firarda sizler de varsınız. Ben de varım tabii ki. Öyleymiş. Magic Necmi dedi ki ablacığım dedi, bir sinema filmi çekiyorum. Tam bu ne zaman? Mart ayında konuşmuştuk. Tamam, pardon. Da ne zaman giriyor vizyona? 11 Mayıs'ta vizyona girecek. 11 Mayıs'ta vizyondayız hayatım. Ben de oynuyorum. Çok güzel bir film. Daha hiç düşünmeden senaryoyu bile sormadım. Ablacığım çocuklar için dedi. Çocuklar için akan sular durur. Tamam dedim Necmi'ye. Sağ olsun, çok da beni yormadan bir şeyler yazmış estağfurullah, bana. Estağfurullah. Biz teşekkür sana çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Ay canım kardeşim. Çünkü... O kadar güzel yürekli, öyle iyi çocuksun ki. Ne mutlu bana senin için önemli olan bir projede imzamın olmuş olması. Hocalarımızın yanında. Ben geldiğimde sürpriz olsun. Evet. Kanada varım. Sürpriz olsun. Evet, Kanada yani... Ben oynuyorum orada. Herhalde yani. Olur mu sen? Tam çocuklar için değil mi? Ne anlatıyor? İkizler Firar'da. Bir aile filmi abla. İkizler Firar'da çok Türkiye'de elit tiyatro grubumuzun, oyuncularımızın, büyük abilerimizin bize destek verdiği. Başta o kadar büyük ki Selahattin abi, Allah razı olsun. Renklendirdi Sinan abi. Cengiz Küçük Hayvan, Sümer Tilmaç, ondan sonra Ortens Kıvanç ve benim daha çok rolüm Sümer hocaylaydı. Sümer Tilmaç hocayla, onu da çok severim ya, biliyorsun. Bir aile ya filmi. Ya bir insan bu kadar hata yapabilir mi Seda? Yemin et. Eyvah. Allah. Sümer abi bu saatte uyuyordu. Hatta bildiği kadar. Bana bak, sallayalım, nasıl uyuyordur. Ya aslında aram valla, telefonla. Valla ara. Benden söylemesi gelir bile. Ya bir gün buna şey dedi, telefon etti. Alo, sen o dedi, bavulu kap gel. Nereye? Antalya'ya. Ne olacak? Film çekiyoruz, çabuk gel. Asoslaydık ya. Beraber oynuyoruz. Çocuklar, en son babalar nereden telefon geldi. Sümer arıyor dedi, bizi çağırıyor dedi, Antalya'ya dedi. Yarın çekimimiz varmış. Ha, çekimdeyiz zaten orada. Ay ne tatlı adam. Çılgın ya. Çok seviyorum onu. Ne vakit olsaydı giderdik tabii canım. Bak ben diyorum. Arkamızdaymış. Eyvah, arkamızdaymış. Ay canım, o benim canım. bu şey, fragmanı sesli verelim. Evet, çok güzel. Bir kere olur. Verelim Ayşe'cim, sesli istiyorum. Fragmanı verebilir miyiz şu an? Hadi verelim. Ben de oynuyorum bak. Çantalarınız hazır mı? Yes sir. Anneniz babanız nerede? Baba. Babanız bu mu? Hı. Ne babası? Çocuk baba, çocuk. Bizim babamız sabah erken kalkınca biraz sinirli oluyor da. Bir şey söyleyeyim sana, seni kutluyorum çünkü bu kadar mı çoluğun çocuğun sevdiği isimler bir araya toplanır? Öyle değil mi? Evet. Hepsi orada. Evet, valla ne bu yaptın benim önce değil. Şöyle bir oturdun, öyle bir kas yapayım ki çoluk çocuk mecburen gelsin mi dedin? Sihirbazlığımı bu yolda kullanmaya gayret gösterdim. Bence de. Sana gelirken yapmışsın. Bile hipnoz ederek öyle abla filmimde oynar mısın? Evet, iyi bir illüzyon olmuş yani. Evet, şimdi abla, baktım da huzurlarınız muazzam herkese ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Başta İlhan abime, İlhan Yeşil'e. Çünkü hepsine, evet. Hepsine. Sizin katkınızdan ortaya çıkan bir şey oldu bu. Yani bu, ben belki vesile oldum ama bu sizin eseriniz. Selahattin abinin, Haldun evet, abinin. Benim. Ay ne güzel. Evet, onun için yani. Mayıs'ın ikinci haftası dedik. 11 Mayıs'ta. 11 Mayıs'ta. Evet, Mayıs'ın ikinci haftası vizyonda. Çocuklarınızı alın gidin. Çoluk çocuk ailece seyredebileceğiniz. Türkiye'de hemen hemen aşağı yukarı her yerde güldüren, düşündüren. Ama kusura daha bakmasınlar, içinde güldüren. Küfür yok. Kusura bakmasınlar, içinde küfür yok. Evet, küfür evet, yok. Yani, yani küfür beklerseniz küfür yok. Onun için 7'den 70'e gelsinler herkesin. Ya. Ben beğenileceğine tam bir komedi. Tepkiler yani, programda dedin ya çocukları ve ileri yaşları severim diye. Biz koşup geldik. Ay duydunuz mu Sinan hocam ne dedi? Kendin adına konuş ya. Severim ama çocukları da. Sen ileri yaşlı. Sevinmez mi? Baksana Sinan hocam ya. Ya deminden beri onlara bakıyoruz. Akide şekeri gibi ya. Ay ne tatlılar. Ben o kadar çok çocuk seviyorum. Ben nasıl 10 tane doğurmadım inanamıyorum yani. Benim kadar çocuk seven bir kadın. Olsun canım, daha vakit var. Etrafımdakileri de seviyorum. Canım ille doğurduğunu sevmen şart değil ki.
Ondan şu Muhammed'le öldüm mesela, kustu demin üstümüze, aksırdı, sızkırdı, salyaları hep. Ay bayıldım ben, olsun, öptüm öptüm ısırdım onu. Hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi sonuçta, evet, dünya çocukları burada. Özellikle dediğim gibi işte sağ olsun Esenler Belediyesi bu festivale Barış Ekmeği adı altında. Barış, niye Barış Ekmeği? O da hani bir şeyi paylaşalım, kardeşlik, evet, bunun vurgulaması. Helal olsun onlara. Afrika'dan yavrularımızı getirdiler. Birazdan yine çok güzel gösteriler yapacaklar. Peki Necmi, çok sen güzel de ilk bir... defa böyle bir şey yaptın değil, evet, mi? İlk yapımcısın, ilk yapımcılığın. Ya yapımcılık aslında bir organizatörlük gibi bir şey oldu. Çok fazla bir şey anlamadım işin açıkçası. Çünkü sevdiğim bütün abilerim, hani devamlı görüştüğümüz ve beni seven insanlar olduğu için kendiliğinden bir şey aktı gitti Seda abla. Sen de çok seviliyorsun da ondan. Evet. Hiçbirimiz seni kırmadık. Sürekli abilerim ya. Sanki erkek evet oynamış. Evet ya, Nevin'i unutuyorsun. Hiç ya. Evet yani. Şimdi benim Nevin olmasaydı biz bu işi yapamazdık. Evet, bak. Ama sen de orada pek hoşsun. Benim hoşuma gitti. Yok, ben değilim işte. Ah ya. Filmde de bir Nevin'in o sürpriz rolü var. Aa, sen değilsin. Ben sürpriz bölümüm. O Nagihan diye bir arkadaşım. Aa, öyle mi? Evet. Ben niye sen zannettin? Benziyor, belki... evet, ben de benzettim başlarken. Ama... Herkes, sen de benzettin mi? Yani ilk Amos'tan göründüğünde evet. Çünkü ben de bazılarını görüyorum. Aa, ben de nasıl oldu diyorum. Ben afişe bile ismini yazmayı unutmuşum. Evet ya, öyle bir şey var. Ben dış kapının ya, afişe etmeyelim. Aa, afişe yok. Adım yok. Çok kukurdum kız. Yok be. Çok güzel oldu ama Selahattin abiyle Levin'in herkesi yarıp geçirebileceği, temposunu filmin en yükseğe çıkarabileceği çok güzel sahneleri var. Oyunculuk farkı tabii canım. Sen canım. Profesyonellik. Yolda karşılaşıyoruz kendileriyle. Biz Bursa'ya giderken Cengiz Küçük Ayvaz'la karşılaşıyorlar. Ve sonu bitmeyecek bir macera. Ya atılıyorlar. Hep gülecekler. Bizimle bitiyor. Evet, yani ikincisi olursa mecbur bizimle başlayacak gibi bir şey. Evet. Kendimizi garantiye aldık. Kaç kişi kalabalık? Bayağı kalabalık. Var, ya. Çok kalabalık. Kaç kişisiniz abi, bu nedir? Tarık Mengüt, Cengiz Küçükayvaz, Haldun Boysan, Seda Ablacığım, sen, Sümer Tilmaç, Selahattin Taşdöğen, Sinan Bengiyer, Nevin Yılmaz, Nagihan Başar, Halit abi. Evet, abi var. 14 şey kişi var falanız. Aa, bayağı iyi yani. Tuncay var. Evet. Kime nasip olmuş bu kadar büyük ustaları, herkesi bir araya çok toplayıp. Çok keyifli çalışıldı. Gerçekten. Çok eğlenceli. 3 haftada bitirdik. Peki Necmi, şey diyebilir misin? Ablacığım, ben valla varımı yoğumu bu filme yatırdım diyebilir misin? Yoğunu yatırdı. Kalmamıştım. Kesinlikle diyebilirim abla. Yani. Diyebilirim ama dediğim gibi bu Türkiye'de hayallerini satmak zordur. Yani sen oynarım dersin, Allah razı olsun oynadın da Sinan abi destek verir ama kamera ekibini bir araya getirmek, o ekiple yürümek, onların yemek masrafı, yatmak masrafı, koordinasyon. 89 kişiyiz. Gemi 19 araç bindi. Ben gördüm, benimki yani bir otobüs garında çekildi. Orada bile o kadar ekip, o kadar insan. Bir de çok çocukla çalışmak zor tabii. Çok zor tabii. Ben okul sahnelerinde vardım. Bayağı zor bir şey. Zor tabii abi. Şişim geldi diyenler, karnım acıktı diyenler. Ben abi, otobüse ondan sonra ondan der. Önce binmem diyenler, ondan bana sonra bak, binmem. Bana bak, iki kere tekrar yapsa Sinan hocam, ay ben sıkıldım der. Dedi. Çok dedi güzel. Değil mi? Bir de ben şoför oynuyorum. Sinan amca söyle şunlara, ben sıkıldım eve gideyim diyor. Karnım ya acıktı. Tabii sıkıldı arkadaşlar. En kolay benim rolümdü. Hiç zorlanmadım. Evet. Çünkü benim oyuncu arkadaşım bir inekti. Bir ahırda geçiyor. Ama anlaşmışsındır ha. Ya ama çok güzel bir inekti ya. Ben de resmen oynadı o ya. Ama ilk evet kendiden korktu. İneğe diyor ki şimdi. Ondan sonra şimdi Cengiz Küçükayvaz bir şey yapıyor. Selahattin abi inekle baş başa kalıyor ve inekten cevap bekliyor. O kadar komik ya, millet yarılacak bu sahnede. Vallahi. İnek mu dedi değil mi? Evet. Abi ondan niye hikaye? Neden böyle diyor? İnek cevap veriyor. Selahattin abi soruyor, inek. Biz ekip olarak yarıldık. Ya dedim ki şey yapın, bunu açığa ses olarak alın da evet. Provada bu böyle oluyor. Evet. Şimdi kayıtta dediğim inek aynı yerlerde ses vermeyebilir yani. Ha. Neyse kayda girdik biz. Tamam dediler. Bunlar efekt olarak biz onları alırız ya. Aynı sahne başladı. Şimdi ben ne diyorum şimdi, ne yapacağız diyorum şimdi. Ver diyor telefonumu. Telefonumu ver diyorum yine. Diyor. Biz yarıldık. Ben devamlılığı tutuyor. Ben konuşuyorum seninle dedim. Kafayı yani, ay bayıldım. Ya, bakan, bu anlamamış. Hayvan bana telefon etti. Abi niye o iki ayağın üstünde yürüyor? Ama ben inekçe bilmiyorum işte arkadaş.
Ama bir Nisan bir insan, iki Nisan iki insan demişler. İşte böyle renkli geçti seks. Filmin evet nasıl olduğu şimdi çok, Sümen abi, bile belli. Bir de şimdi ya. Ekipteki evet. Bütün oyuncu arkadaşlarımız hemen hemen hepsi arkadaş, çok samimi. Evet. Eski dostlarımız Sümen olsun, Sinan olsun, beni Cengiz olsun. Beni eğittiler Seda abla. Yani, bayağı bir hoş çalıştık. Serhat'ın benim çocukluğum. Hatırlamaz mıyım? Tabii hatırlarım. Ben şimdi dermişim ki biz sizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Siz doğru mu? Efendim öyle. Doğru sizde büyüyen çok öyle. Çocuklar tabii. Var ya. Olmaz öyle. Mı? Hey gidi günler işte. Sen onun oldun, değil mi bu kırkına? Ortak yani hayalime ortak oldu ve başta da işte İlhan abiye çok teşekkür ederim. Maddi destekte de çok bana yardımcı oldu. Ve ortaya güzel bir şey çıktı ve ben de fragmanı izledikten sonra kendi kendimle ilk defa mutlu oldum. Dedim ki ben hani, de vallahi çok beğendim. İş yaparsın, para kazanırsın. Evet. Hayatta bir şekilde rızkını çıkartırsın ama güzel bir eser bırakabilmek yani bence de, helal önemliydi. Sana. Bu böyle bir şey çıktı ortaya ve ben bunun mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi soruyorlar. Peki ikizleri nerede buldun kızları? Çok güzeller ya. Çok maşallah güzeller ya. Maşallah. Onlar evet müthişler. Zonguldak'taydı. Evet. Zonguldak'taydı. Bir reklam otomobil firmasının reklamını izliyordum. İki kız bacağına tutulmuş. O kadar şekerler ki. Bir anda dedim ben bunu bulmalıyım kızları ve çok benziyorsun. O otomobil firmasının reklam ajansından ulaştım, evet. ulaştım. İkra ve Ferga kardeşler. Çok tatlılar. Ve çok zekiler. Aman Allah'ım. Evet canım. Yani, o gün de baktım yormuyorlar pek hiç, seni. Hiç. Yani iki tekrarda her şeyi ki bitiriyoruz. Yorabilir yani. Çocuk hayatım adı evet. Üstünde. Çocuk. Sonra gittim sıkıldım onlara. Sıkıldım der. Sinan Hoca'nın dediği gibi yok işte çiçim geldi der. Evet. Der de der ister sıkılmış demiyorum. Evet. Gene mi tekrar der. Hiç demediler ve sabah 3:30 tekrar çekmemiz gerekiyor. Gün ışığı olması gerekiyor ve gece zifiri karanlık. Bütün mahalle sessizce çekimin ortasındayız. Uykuları var. Gözlerinden uyku akıyor. Diyorum ki eğer siz oynayamazsanız biz bunu çekemeyiz. Ah, yok yavrum. Yok biz oynarız diyorlar. Yok yok tamam. Hemen yüzünü çırpıyorlar. Bak nasıl anlayış yavrum. Yani çocuklar bile anlayabiliyor artık. Yani koca bir ekip onların gözünün içine bakıyor. Evet o kamera arkalarının görünmesi falan böyle dizilerin kamera arkalarını görmesi insanlar öğrendi yani orada nelerin yaşandığını falan. Asıl çocuklar isimleri öğrendi. Neydi Seda ile İda'nın? İkra ve Ferga. Şu anda Zonguldak'tan bizi izliyorlar onlar. Maşallah. İkisini de öpüyoruz. Sana da çok selam söyledi. Evet, öpüyoruz ikisini de. Asıl star onlar açtı. Reklamlar.